Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Devapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde lacivert, kırmızı ve krem tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. İplerimi şöyle kenara alıyorum. Şişlerimizi hanımlar böyle kısa 2 şiş 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık çok güzel zarif bir patik oldum hemen tabanımızı göstereyim patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok deseni de çok yakıştı bu modeli sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Hanımlar patiğimizde tamamen iki şiş kullanıyoruz fakat şu kenarlarında şu bölümleri yaparken misnalı şiş kullanılabilir. Ben misnalı şişlerle rahat öremediğim için bu tarz patikleri böyle iki tane yardımcı kısa şiş kullanacağım videonun başında da bunu belirteyim. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldum. Patimize burun kısmından başlayacağız hanımlar. Lacivert ipimiz ile 7 ilmek olarak bu şekilde 7 adet ilmeğimizi atacağız. Patiğimiz haroş örgüden oluşuyor baştan sona. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor, hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü uygulaması yaparak haroşalarımı elde ediyorum. Bakın 7 ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir tane düğüm atacağım kenarımıza. Geri dönüyoruz hanımlar. Diğer şişimi aldım. Haroşa örgü yapacağız. Kenar ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum ilk sıramda. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıçtaki bu küçük kalan ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artık ön yüzde de artırmalarımızı yapacağız. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmeğimden sonra şöyle ipimi şöyle parmağımı dolayarak şuraya bir adet ilmek atıyorum. Bakın artırmamı yaptım. Şimdi son iki ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ardından buraya da bir adet artırmamı yapıyorum sol kenara. Kalan iki ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde artırmamızı yaptık. Geri dönüyoruz arka yüzdeyiz. Hanımlar arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Artırma işlemimiz patiğimizin sadece ön yüzünde yapılıyor. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Artırmalara devam edeceğiz hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ipimi parmağıma dolayarak artırmamı yaptım. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Hemen bu sol kenara da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. 3, 6, 9, 11 ilmeğimiz olmuş. Şimdi geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim. Arka yüzde yine artırmam yok. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndük ön yüzdeyiz Artırmaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Tekrar artırmamı yapacağım. Bakın son iki ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi örüyorum. Şimdi de 13 ilmeğimiz oldu hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde 13 ilmeğimin tamamını haroşa olarak öreceğim. Hanımlar biz bu artırma işlemini şişimizde 27 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Ardından artırma yapmayacağız. 22 ilmek ile patiğimizi örmeye devam edeceğiz. Şimdi geri döndük hanımlar ön yüzdeyiz. Bu defa artırmamızla birlikte şişimizde 15 ilmek olacak. 15. ilmek artırımı yaparken de desenimizi modelimizi kurmaya başlayacağız. Öncelikle şöyle kırmızı ipimi yanıma hazırladım. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Burada 3 ilmek oldu hanımlar kenarında. 3 tane ilmeğim oldu. Devam ediyorum. Şu 4. ilmeğim 5, 6. Kenardan artırdığım ilmekle birlikte toplam 6 ilmek ördüm. Kırmızı ipimi ekliyorum. Bir kırmızı örüyorum. Hemen kırmızımı ördükten sonra kırmızımın ucunu şöyle lacivert ipime bağlayacağım hanımlar. Pateğimiz sökülmesin diye şöyle iki tane sıkı bir düğüm attım. Bir kırmızı ördüm. Bir lacivert ve tekrar yanına bir ilmek daha kırmızımı örüyorum Tekrar lacivert ipimi aldım son iki ilmeğim kalana kadar örüyorum Ardından hemen artırmamı yaptım Kalan iki ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum Modelimizin ilk sırasını yaptık Artırmamızı da yaptık 15 ilmeğimiz oldu Geri dönüyorum arka yüzdeyim hanımlar arka yüzde yine artırma işlemi yok ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz Lacivert ilmeklerimi lacivert ipim ile örüyorum. Bakın şu anda arka yüzdeyim, İp değişikliği yapacağım. Kırmızı ilmeğimi kırmızı ipimle öreceğim. Şöyle ip değişikliği yaparken kırmızımı lacivertin altından geçirerek şöyle çaprazlamasını alıyorum. Bir kırmızımı kırmızı ile ördüm. Bakın yine kırmızıyı arkaya geçirdim. Arka yüzde ip değişikliği yaparken ipimiz arka tarafta bekliyor. Bir lacivertimi lacivert ile ördüm. Tekrardan burada bir kırmızım var. Bir kırmızımı yine kırmızı ile ördüm. Kırmızımı Yine arkada bırakıyorum. Kalan ilmeklerimi lacivert dipim ile örüyorum. Gördüğünüz gibi arka yüz ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Şimdi geri döndük ön yüzdeyiz. Modelimize ve artırmalarımıza devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Şimdi hanımlar burada bir kırmızı ilmeğim vardı. Önündeki iki laciverte kadar öreceğim. Yani öndeki iki ilmeği daha örüyorum. Bakın kırmızımın önündeki lacivert kaldı. Yine. Kırmızı ipimi lacivertin altından şöyle çaprazlamasını alarak elime aldım. Bu aşamada bu defa 3 kırmızı ortaya bir tane lacivert ve tekrar 3 ilmek daha kırmızımı örüyorum. Bu şekilde lacivert ipimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine ördüm hanımlar bakın tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi haroşa olarak yine örüyorum. Şimdi de 17 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Lacivert ilmeklerimi lacivert ipim ile örüyorum. Bakın lacivertimi arkada bıraktım. Kırmızımı aldım. Kırmızı ilmeklerimi kırmızı ipim ile lacivert ilmeklerimi de lacivert ipim ile örüyorum. Bakın yine ip değişikliği yapacağım. Kırmızımı arkada bıraktım. Yine laciverti aldım. Bir lacivertimi ördüm. Tekrar kırmızımı aldım. 3 ilmek kırmızımı kırmızı ipim ile örüyorum. Yine kırmızımı arkada bıraktım. Kalan 5 ilmeğimi bakın e, lacivert ile örüyorum. Bu ip arkadaki ip geçişlerinde ipleri sıkarak almayalım. Bakın alınlar şu arkada geniş geniş alıyorum ben. E, patiğimiz gergin durmasın modelimiz güzel düşsün. İp geçişlerinde esnek bırakmaya ipleri dikkat edelim. Şimdi geri döndük ön yüzdeyiz. Artırmalara ve modele devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Şimdi kırmızımın önündeki iki laciverti kadar öreceğim. Yani buradaki bir laciverti daha ördüm. Kenarda dört lacivertim oldu. Kırmızımın önünde de iki lacivert kaldı. Bu aşamada hanımlar beş kırmızı öreceğiz. İlk başta bir kırmızı örmüştük. Sonra üç ördük. Şimdi beş örüyoruz. Bir, iki, üç, dört. Beş tane kırmızımı ördüm. Ortaya bir tane lacivert. Tekrar kırmızımı aldım. 5 ilmek kırmızıyı örüyorum. 3. Bakın iki laciverti de yine kırmızıyla ördüm. Burada da 5 kırmızım oldu. Tekrar lacivertimi alıyorum. 1 ilmek lacivert ördükten sonra hemen buraya şöyle artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde 19 ilmeğimiz oldu. Dediğim gibi 27 ilmek olana kadar öreceğiz. Yine arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde tekrar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz lacivert ilmeklerimizi lacivert ipimiz ile kırmızı ilmeklerimizi kırmızı ipimizle örüyoruz arka yüzde yapacağımız işlem bundan ibaret Hanımlar artık bu videonun devamında arka yüzü göstermeyeceğim. Arka yüzde ilmekleri bu şekilde gördüğünüz gibi öreceksiniz. Videonun bu bölümünde hanımlar videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Çünkü model kurulumu sadece patiğimizin ön yüzünde yapılıyor. Arka yüzde dediğim gibi ilmekleri gördüğümüz renklerle haroşa olarak örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyi sanımlar artırmaya devam edeceğiz. Modele de devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Artırmadan sonra bakın burada kırmızının önünde iki lacivert kaldı. Bu aşamada hemen şöyle çaprazlamasına kırmızı ipimi elime alıyorum. Bu defa 7 kırmızı öreceğim. 2, 3, 4, Bakın kırmızı e, lacivert ip geçişinde arkada uzun kalmasın diye kırmızının üzerinden atlatarak şöyle yakınlaştırdım. Şimdi 5. kırmızı ilmeğim. 6 7. Ortaya bir tane lacivert örüyorum. Tekrardan bu sol tarafa da 7 kırmızı öreceğim. 1 2 3. Yine laciverti kırmızının üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 4 5 6 7 kırmızımı ördüm lacivertimi alıyorum. Bakın son iki ilmeğim kaldı burada. Hemen buraya artırmamı yaparak bakın lacivert ipimi ile artırmamı yaptım. Kalan iki ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. E, bu aşamada artık kırmızı modelimizin son sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hanımlar bu aşamada artırmamızı artık kırmızı ipimizle yapacağız. Şöyle bakın kırmızı ipimi alıyorum. Artırmamı kırmızı ile yaptım. Hemen önündeki bir ilmek lacivertimi yine kırmızı ile örüyorum. Bu defa hanımlar bir önceki sırada 7 tane kırmızı örmüştük. Bu defa 9 kırmızı öreceğiz. Bakın 4 oldu. İlk defa, sadece ilk ve tek sefere mahsus artırmamızı kırmızı ile burada böyle yapıyoruz. 4 kırmızım oldu 5 yine lacivert tipim arkada uzun kalmasın diye kırmızının üzerinden atlatarak yakınlaştırdım şu 6. kırmızım 7 8 9 ortadaki bir lacivertimi lacivert ile örüyorum tekrar 9 kırmızı öreceğim şu 3 4 yine lacivertimi şöyle kırmızının üzerinden atlattım 5 6 7 8 hanımlar bakın burada son 2 ilmek kaldı Burada da artırmamı sağ kenarda olduğu gibi kırmızı ile yapıyorum Lacivert ipimi elime aldım Kalan iki ilmeğimi lacivert ipim ile örüyorum Arka yüzde ilmeklerimiz ve gördüğümüz renklerle örelim gelelim Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ördüm şu anda ön yüzdeyim 9'ar e, tane kırmızı ilmeğim oldu ve Sayacak olursak bakın 1-2-3-4-5 dişli haroşa oluştu burada Bakın bu şekilde İlk kırmızı modelimizi tamamladık şimdi kırmızı modelimizle aynı şekilde krem modelimizi yapacağız Bu aşamada hanımlar bakın ilk kırmızı modelimin sonuncu ilmeği şurada hemen bir ortada bir lacivertim vardı Onun önündeki bir kırmızı ilmeğe kadar ilmeklerimi öreceğim sonra krem desenimi Kuracağım artırmalara da yine devam edeceğiz Şu anda şişimizde 9'ar tane kırmızı var burada 18 ortada bir lacivert 19 20 21 22 23 ilmeğimiz olmuş Şimdiki artırma ile birlikte 25 ilmek olacak. Kenar ilmeğimi aldım, ikinci ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yaptım. Ardından hanımlar, dediğim gibi burada son bir kırmızı kalana kadar ilmeklerimi lacivert ile öreceğim. Bu şekilde. Hatta bir sonraki modelde kırmızı ipimiz arkada uzun uzadıya kalmasın diye bu şekilde lacivert ipimin üzerine atlatarak yakınlaştırdım. Biraz yakın kalsın. Diğer bu kırmızı modeli kurarken arkada uzun kalmasın diye Bakın burada bir tane kırmızı ilmeğim kalana kadar ördüm. Yani kenardan ilmekle birlikte toplam 3, 6, 9, 10, 11 ilmek örmüş oldum. Hemen krem ipimi ekliyorum şimdi. Bir tane krem örüyorum. Önce bir birer krem öreceğiz. Sonra 3, sonra 5, sonra 7. En sonunda 9 tane krem ilmek olana kadar modelimizi yapacağız. Şöyle krem ipimin ucunu bağladım lacivert ipime. Tam ortaya bir tane lacivert örüyorum ve yanına bir ilmek daha Kremimi ördüm. Şimdi hanımlar son iki ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi lacivert ipim ile öreceğim. Bakın buraya hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. 25 ilmeğimiz oldu şimdi. Kırmızı ipimiz beklesin hanımlar kesmeyelim. Ee, arka yüzde ilmeklerimizi yine gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyiz. Artık bu defa son kez artırmalarımızı yapacağız. 27 ilmeğimiz olacak. Artık artırma yapmayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Son kez sağ kenara artırmamı yaptım. Yine alttaki modelde olduğu gibi burada da krem ilmeğimin önündeki iki laciverte kadar öreceğim hanımlar. Krem ilmeğimin önündeki iki laciverte kadar öreceğim. Bu defa üçer tane krem olacak. Bakın kremimin önündeki lacivert ilmeğim kaldı Çaprazlamasına kremimi aldım Buraya bu defa 3 krem ördüm Ortaya bir tane lacivert, yanına 3 ilmek daha krem Tekrar lacivert ipimi alıyorum Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim, son kez sol kenardan da artırmamı yapacağım Bakın 2 ilmek kaldı burada Artırmamı yapıyorum kalan iki ilmeğimi örüyorum 27 ilmeğimiz oldu Artık artırma işlemini tamamladık artırma yapmayacağız arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ördüm yeniden ön yüzdeyim e, artık artırma işlemi yok şimdi burada kremimin önündeki 2 lacivert kalana kadar ilmeklerimi yine öreceğim Bakın krem ilmeklerimin hemen sağında iki tane lacivert ilmeğim kaldı. Bu aşamada şöyle krem ipimi alıyorum. Bu defa 5 tane krem öreceğim. 2, 3, 4, 5. Ortaya bir tane lacivert örüyorum. Tekrar kremi aldım. Hemen sol tarafa da 5 tane krem öreceğim. Yine lacivertimi aldım. Kalan ilmeklerimi lacivert ipim ile örüyorum bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyiz. Modele devam ediyoruz. Yine kremimin önünde 2 lacivert kalana kadar öreceğim. Bu defa yetişer tane lacivertimiz olacak. E, kremimiz olacak. Çok pardon. Bakın kremimin önünde 2 tane lacivert kalana kadar ördüm. Burada 9'ar tane krem ilmek olana kadar devam ediyoruz. Sonra bir diğer modele geçeceğiz zaten. 7 tane krem öreceğim. Şu 3. Bu aşamada lacivert arkada uzun kalmasın diye şöyle yakınlaştırarak atlattım. Şuraya bakın 7 tane kremimi ördüm. Ortadaki bir lacivertimi lacivert ile örüyorum. Tekrardan sol tarafa da 7 krem öreceğim. 3 oldu. Yine şöyle lacivert yakınlaştırdım. 4, 5. Yanındaki 2 laciverti de yine krem ile örüyorum. 7 krem oldu. Tekrar lacivert ipimi aldım. Kalan ilmeklerimi lacivert ile örüyorum Bu şekilde Şimdi hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim Evet hanımlar arka yüzde ilmekleri ördüm yeniden ön yüzdeyiz krem modelimizin son sırasını yapacağız bu sıramızda 9'er tane krem öreceğiz Yine kremimin önündeki 2 laciverte kadar öreceğim yani ilk 4 ilmeğimi örüyorum şekilde. Bakın iki tane lacivert kaldı kremlerimin önünde. Yine ip değişikliği yapacağım burada. Şöyle çaprazlamasına kremimi aldım. 9 tane krem öreceğim. burada 5 tane kremim oldu. Yine lacivertimi şöyle yakınlaştırıyorum. Şu 6. krem ilmeğim. 7 8 9. Ortadaki bir lacivert, yine lacivert ile ördüm Bu sol tarafa da yine 9 tane karem öreceğim 4 oldu yine bakın lacivert yakınlaştırdım 5, 6, 7, 8 ve 9 Kalan 4 ilmeğimi lacivert ipim ile örüyorum Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim hanımlar Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim bakın ikinci modelimizi de bitirmiş olduk şimdi üçüncü modele başlayacağız İlk iki modeli nasıl yaptıysak üçüncüyü de aynı şekilde yapacağız hanımlar Üçüncü modeli kırmızı ile yapacağım yine Tekrardan e, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın burada e, ilk krem modelimiz de şu kenarda şurada son bir krem kalana kadar öreceğiz Ardından hemen üçüncü modeli kırmızı ipimiz ile Başlatacağız modelimizin biri kırmızı biri krem biri kırmızı biri krem olacak şekilde örülüyor. Bu aşamada yine bir sonraki modelde kremip arkada uzun kalmasın diye lacivertin üstünden atlatarak yakınlaştırdım. Bakın hanımlar burada son bir krem kalana kadar ördüm. Bu krem ilmeğimi alttan kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı ile örüyorum. Bakın kırmızı modelimizin ilk sırasını başlattık. Yanına bir lacivert ördüm. Tekrar bir tane daha kırmızı örüyorum. Kalan ilmeklerimi Lacivert ipimle örüyorum. Önce birer kırmızı, sonra üçer, sonra beşer, sonra yedişer ve en sonda dokuzer tane kırmızı ördükten sonra model bitiyor. Bir diğer modele geçiyoruz. Bu şekilde. Hanımlar ilk iki modeli zaten birlikte yaptık. Üçüncü modeli de başlattık. Ben patiğimde toplamda dört tane model yaptım. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem. Üçüncü modeli başlattık. Şimdi üçüncü modelimizde yine burada dokuzer ilmek kırmızı olana kadar devam edeceğiz. Üçüncü model bitince krem ipleri geçeceğiz. Birer tane krem ile başlayacağız ve şiş, e, toplamda dokuzar tane krem ilmek olana kadar devam edeceğiz. Bu şekilde hanımlar toplam 4 modelimizi e, ilk modelimizde olduğu gibi aynı şekilde 27 ilmek üzerinden tamamlayalım gelelim ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar modellerimi tamamladım geldim dördüncü modelimi bitirdim en son kırmızı ipimi kestim arkaya bağladım Bu aşamada hanımlar e, şu bölüme Lacivert ipimiz ile iki diş haroşa öreceğiz Krem ipimizi de keseceğiz artık Çünkü şimdilik bu e, iplerimizle işimiz kalmadı model yaptığımız iplerimizle Şöyle krem ilmeğimi de ördükten sonra şöyle Şurayı bir sıkılıyorum Krem ipimi keseceğim Ve Krem ipimin ucunu yine lacivert ipime şuraya bağlıyorum. patiğimiz sökülmesin diye düğüm atmayı unutmuyoruz hanımlar. Ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Yani düz olarak öreceğiz. Şu an ön yüzdeyiz. Arka yüzde de yine düz öreceğiz. Bir diş haroşa olacak. Aynı şekilde ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Bu bölümde hanımlar modelden sonra şu bölümde iki diş haroşamız olması gerekiyor. İki diş haroşamızı bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar. İki diş haroşama ördüm geldim. Şimdi bilek bölümünde şurada kesimlerimiz var. Kesimlerimizi yapacağız. Öncelikle 9 ilmeğimi öreceğim. 9 ilmek. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Orta kısımdan 9 ilmek keseceğim. Yani ilmekleri ikişer ikişer toplayarak şöyle kesiyorum. Şu birinci kesimim. Şu ikinci kesemim. 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmek orta kısımdan kestim. Bu sol tarafta da 9 ilmek kalacak. 2 4 6 8 bir ilmekte burada 9. Önce hanımlar patiğimizin bu sol kenarını yapacağız. Sonra da sağ kenarını yapacağız. Bu sağ taraftaki ilk ördüğümüz 9 ilmek burada beklesin. Önce bir sol kenarımızı yapalım. Şimdi bu 9 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 9 ilmekle haroşalarımızı örüyoruz hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 9 ilmeğimi yine arka yüzde de haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde Şimdi Geri döndüğümüz anda buraya 9 ilmek ile bir diş haroşa ördük modelden sonra bakın şurada 3 diş haroşa görünebilir fakat ilk iki diş haroşayı ön bölümü yaparken örmüştük onu saymayacağız 9 ilmek ile şu anda şurada bakın bir tane haroşa oldu Burada toplamda birini ördük 4 diş haroşa olana kadar hanımlar örelim gelelim ardından Artırmalara başlayacağız Evet hanımlar 9 ilmek ile şuraya bakın 4 diş haroşa ördüm geldim şimdi bilek bölümünden artırmalara başlayacağız Şöyle ki kenar ilmeğimi örmeden alıyorum hemen önündeki ilmeğimi bakın şu haroşalı kısmı var ön bölümde şurası bakın Ön bölümü Buraya şişimi takarak buradan aldığım ilmeğimi şunu düz olarak örüyorum burada artırmamı yaptım Ardından sıradaki ilmeklerimi de Düz olarak örüyorum bir ilmek artırdık Şişimizde 10 ilmeğimiz oldu Bilek bölümünden yani şu kenardan artırmaları yapıyoruz. Geri döndük arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını normal haroşa olarak örüyoruz. Artırma sadece ön yüzde olacak. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüm tekrar ön yüzdeyim. Devam edeceğim artırmaya. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen bir öndeki ilmeği bakın şu kısmına şöyle şişimi takıyorum şuraya. Buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Böylece 11 ilmeğimiz oldu. 14 olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Tekrar arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimi normal haroşa örüyorum. Artırma yapmadan. Sonuncu ilmeği de yine ördüm. Geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artırmaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen öndeki ilmeğimin şurasına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de normal ördüm. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Şişimizde 12 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimi normal haroşa olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Yine artırmamı yapacağım. Yine <laughs> kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Öndeki ilmeğimi şu kısmına yine şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de normal ördüm. Kalan ilmekleri haroşa. Şişimizde 13 ilmeğimiz oldu hanımlar bu sıramızda. Dediğim gibi 14 olana kadar devam edeceğiz. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim yine. Arka yüzde ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. <laughs> Son kez artırmamızı yapacağız hanımlar. İlk ilmeğimi aldım. Öndeki ilmeğimi şurasına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Diğer ilmeklerimi haroşa örüyorum. 14 ilmeğimiz oldu. Artık artırma işlemi yapmayacağız hanımlar. 14 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. Şimdi arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. Artırma işlemini sadece ön yüzde bilek tarafında yaptık. 9 ilmeğimiz vardı. 14 ilmeğimiz oldu şimdi böyle. Bu şekilde hanımlar bakın görüntümüz bu. Burada hanımlar toplamda ilk 2 diş haroşamız hariç kaç haroşamız olmuş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diş haroşam olmuş. Ben bu patiğimin şu kenarına hanımlar 16 diş şu ilk e, modelden sonraki 2 diş haroşamız hariç onun haricinde onu saymıyoruz 16 diş haroşa ördüm benim ölçülerime göre tam oldu. Toplamda hanımlar 16 diş haroşamı şimdi 14 ilmek üzerinden öreceğim geleceğim e, ardından sizlere mezura ile ölçüsünü vereceğim bu şekilde e, verdiğim ölçüye bakarak mezura ile verdiğim ölçüye bakarak patiğin boyutunu ona göre ayarlayabilirsiniz Şimdi sol, sol kenarımı tamamlayacağım. Geleceğim hanımlar. Ardından birlikte sağ kenara başlayacağız. Evet hanımlar buraya toplamda 16 sıra haroşamı ördüm. Geldim. Şimdi sizlere ölçüyü vereceğim. Bakın haroşa örgü çok esnek oluyor hanımlar. Örerken de göz önünde bulunduralım bunu. Hemen ucundan şöyle tutarak patiğimizin boyunu bir ölçeyim sizlere. 19 santim hanımlar. 19 santim boyumuz var. En olarak da şöyle göstereyim dilerseniz. 10 santimde patiğimizin eli Bu şekilde Şimdi hanımlar Ön yüzde kesimimizi yapacağız 16 diş haroşam oldu burada ön yüzdeyim Yine ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim bu aşamada biraz gevşek bir kesim yapalım Patiğimizin topuğunu yaparken Bu kesim yerlerinden ilmekler çıkaracağız çünkü ilmekleri rahat çıkartabilirim diye Bu bölümde biraz gevşek Kesim yapmak Önemli İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi Kesiyorum Son bir ilmeğim kaldı onu da kestim şöyle bir tane buraya bir zincir oluşturacağım Şöyle Bir düğüm atacak kadar bir ip bırakıyorum hanımlar şöyle küçük bir ip bıraktım tekrar buraya ip bağlayacağız sonra da ipimi kesiyorum Sol kenarı tamamladık şimdi sağ kenarı yapacağız hanımlar arka yüzde ipimizi ekleyerek başlayacağız en son ön yüzde örmüştük Tekrar şöyle arka yüzde Lacivert ipimi buraya ekleyerek başlayacağım. Ee, sol kenarı nasıl yaptıysak sağ kenarı da aynı şekilde yapacağız. Buradaki 9 ilmek üzerinden her öreceğiz. Hemen ilk ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu şöyle biraz arkada bırakıyorum. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra bu ucuna şöyle lacivert ipimi bağlayacağım. Bu kenarımız sökülmesin diye şuraya iki tane sıkı bir düğüm atacağım hanımlar. Her eklediğimiz ipte böyle düğümlemeyi unutmayalım. Patimiz sağlam olsun. Düğümümü attım. Şimdi ilmeklerimi sıra sonuna kadar normal haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri döndüğümüz hanımlar bakalım burada bir diş haroşamız oluştu. Şu ilk iki dişi saymıyorduk. 9 ilmek ile burada da yine diğer sol kenarda olduğu gibi 4 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar burada 9 ilmek ile 4 diş haroşama ördüm geldim bir yine diğer kenarda olduğu gibi burada da artırmaları yapacağız burada da yine bu sağ kenardan değil bilek bölümünden artırma yapacağız hanımlar şu an 4 diş haroşamız var ön yüzdeyim burada artırma yaparken son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim öyle artıracağım hanımlar sağ kenardaki artırmaları böyle yapıyoruz son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum bakın burada en son ördüğüm ilmeğin ön kısmına şu bölüme şişimle girerek Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Artırmamı yaptım. Sonuncu ilmeğimi düz örüyorum. Şişimizde 10 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde artırma yok. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Tekrar bu, burada da hanımlar 14 ilmek olana kadar artıracağız. Tekrar ön yüzdeyim. Yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin şu haroşa bölümüne şu ön kısmına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine düz örüyorum. Şimdi burada hanımlar 11 ilmeğimiz oldu. Yine arka yüzdeyim. Arka yüzde tekrar ilmeklerimin hepsini normal örüyorum haroşa olarak. Geri dönüyoruz. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Tekrar son 1 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin ön kısmına gire giriyorum ve bunu düz ördüm bu ilmeğimi. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Şişimizde şu anda 12 ilmeğimiz oldu. Diğer tarafa hanımlar 14 ilmek olana kadar artırmıştık. Burayı da yine 14 olana kadar sizlere gösterdiğim gibi artıracaksınız. Ardından 14 ilmek olduktan sonra artırma yok. 14 ilmek üzerinden haroşalarınızı öreceksiniz. Ben sağ kenara 16 diş 16 sıra haroşa örmüştüm. Sol kenara da aynı sayıda 16 sıra haroşamı öreceğim. Sağ ve sol kenar eşit olmalı. Şimdi hep birlikte sağ kenar ile aynı şekilde e, Sol kenar ile aynı şekilde sağ kenarımızı da tamamlayalım. Gelelim hanımlar. Ardından ilmeklerimizi birlikte keseceğiz. Sonra patiğimizin yanlarına geçeceğiz. Evet hanımlar. E, buraya da 16 diş haroşamı ördüm. Ardından ön yüzde tekrar ilmeklerimi 14 ilmeğimi ördüm. Çünkü bu sol, e, sağ kenarda Arka yüzde kesim yapacağız. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmeklerimi yine diğer tarafta olduğu gibi ikişer ikişer toplayarak gevşek bir şekilde keseceğim. Dediğim gibi sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar topuk bölümünü yaparken bu kesim yerlerinden bakın şu ilmek diğerleri görünüyor V şeklinde. Buralardan ilmekler çıkaracağız çünkü rahat ilmek çıkartabilelim diye de esnek bir kesim yapıyoruz. Son ilmeklerimi de topladım. En son şuraya şöyle iki tane sıkı bir zincir oluşturuyorum ve ipimi kesiyorum hanımlar. Patiğimizin üst bölümünü bitirdik. Şimdi şu kenarlarını yapacağız hanımlar. Bu yan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Önce kırmızımızı kullanacağız. Bakın model üzerinde de görüldüğü gibi. Hemen kırmızı ipimi şöyle hazırlayacağım. Hanımlar ben bu aşamada videonun başında demiştim yardımcı kısa şişlerimi kullanacağım diye. Hani burada misnalı şiş de kullanılabilir. Bu aşamada hemen şu ön yüzden hemen şu kenardan bakın ilk ilmek ilmeğin iki kanadına birden şuradan girerek kırmızı ipimle buradan şöyle ilmek çıkaracağım. Sırasıyla hanımlar kenar ilmek yerlerine girerek buralardan ilmekler çıkaracağız. Bakın ikinci ilmeğimi de çıkarttım. Hemen ardından kırmızı ipimin ucunu şöyle kendine bağladım sırasıyla hanımlar ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaracağız. Bakın, sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Şu an 4 ilmek oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

41 ve son kenar ilmek yerinde girdim ilmeğimi çıkarttım 42 bu kenardan 42 ilmeğimizi çıkarttık patiğimizin burun kısmına geldik buradan da hanımlar 7 ilmek olarak başlamıştık patiğimizi 7 ilmek başladığımız yerden de 7 ilmek çıkaracağız buradan hanımlar bu başlangıç yeri biraz düğümlü sıkı olduğu için buraya şöyle tığım ile girerek ilmek çıkaracağım çünkü sıkı biraz burası şöyle buradan çıkarttığım ilmekleri de bir başka şişme takacağım bir sınav şişle yapanlar aynı şişle devam edecekler Bakın şu ikinci ilmeğimiz devam ediyorum. Şu üçüncü ilmeğim başlangıç yerine yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz hanımlar. Şu dördüncü ilmeğim, şu beşinci, şu altıncı, şurada da son kenar ilmek yerimiz var. 7. ilmeğimi de buradan çıkarttım. Bunun kısmına da 7 ilmek çıkarttık. Diğer kenara geçiyoruz. Hanımlar ben karşı taraftan 42 ilmek çıkartmıştım. Buradan da 42 çıkaracağım. Bu aşamada bakın şunu da hatırlatayım sizlere. Siz şu haroşa sayılarını fazla yaptıysanız buradan 43, 44, 45 ilmek çıkabilir. Az yaptıysanız da 40, 39 civarı ilmek de çıkabilir. Birkaç ilmek oynayabilir. Bu ölçülere göre yaptığımız haroşa sayısına göre tabii ki de değişiklik gösterebilir. 1-2 ilmek. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Onun için de bir diğer şişimi aldım. Karşı taraftan 42 çıkartmıştım. Buradan da bakın sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek birer birer yine ilmeğimi çıkartıyorum. Buradan da yine karşı tarafla eşit oluyor. 42 ilmek çıkaracağım. Şurada 6 ilmeğim oldu. Şu 7. ilmeğim 8. 9. 10. ilmeğim 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Devam ediyorum. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve son kenar ilmek yerine geldim. 42. Buradan da yine 42 ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Haroşa olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Yani ben haroşayı düz olarak örüyordum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla normal düz olarak örüyorum. Bu şekilde baktığımız anda ön yüze bir diş haroşamız düşüyor. Böyle hanımlar diğer uca kadar ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Düz olarak bu şekilde. Patiğin içinde kullandığımız renkleri bu kenarda kullanabiliriz ya da bu yan çizgileri oluşturmak istemiyorsanız da normal ana renk ip ile de buraları yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Patiyi gözünüzün zevkine göre istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz, şekillendirebilirsiniz. İlk şişimizdeki ilmeklerimizi ördüm. Burun kısmına geldik hanımlar. Şimdi de burun kısmındaki 7 ilmeğimi öreceğim. Yine haroşa düz olarak örüyorum burundaki 7 ilmeğimi de. Şimdi de bir diğer şişime geldim. Sırasıyla hanımlar dolanıyoruz. Diğer uca gidiyoruz. Buradaki 42 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Bir diş haroşamız oluştu kırmızı ile. sonuncu ilmeğimi de ördüm şöyle baktığımız anda hanımlar kenarımızda kırmızı ile bir diş haroşamız oluştu şimdi geri dönüyoruz hemen model üzerinde göstereceğim bir diş kırmızı bir sonraki diş e, haroşamızı lacivert ile bir sonrakini patikte kullandığımız krem ile ve bir sonrakini de e, lacivert ile yapacağız haroşalarımızı toplam 4 diş haroşa yapacağız İlkini kırmızı ile yaptık zaten şimdi lacivert ardından krem sonra bir daha lacivert e, toplamda 4 diş haroşamızı yapacağız şimdi laciverte geçeceğiz hanımlar Şöyle lacivert ipimin ucunu bir saniye hemen şuradan lacivert ipimi alayım. Şöyle lacivertimi buraya ekleyeceğim. Bu defa haroşalarımı lacivert ile öreceğim. Şöyle ipimin ucunu bağladım. Hanımlar bu aşamada artık kırmızımı da keseceğim. Çünkü bir diş kırmızı haroşamız vardı. Onu da yaptık. Şimdi kırmızıya da artık gerek kalmadığı için şöyle kırmızımın da ucunu kesip lacivertime bağlayayım ki kırmızıyı da buradan çıkartalım aradan. Evet şöyle kırmızıyı çekiyorum artık. İlmeklerimizi bu aşamada artık kırmızı ucunda gizleyerek götürüyorum. Lacivert ile haroşa olacak şekilde şu anda ön yüzdeyiz. Böyle öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. Hanımlar bu şekilde e, bu şişimizi öreceğiz sonra burun kısmındaki ilmekleri sonra diğer şişteki diğer uca kadar öreceğiz ardından geri döneceğiz Arka yüzde yine haroş olacak şekilde ilmekleri örüyorum Tekrar bu şekilde dolanıp buraya geleceğiz böylece bir diş haroşa da lacivert ile olacak Lacivertten sonra kırmızıyı nasıl yaptıysak aynı şekil bir diş haroşamızı da Krem ile yapacağız kremden sonra bir diş tekrar lacivert ile haroşamızı öreceğiz Yani dediğim gibi burada toplam 4 diş haroşamız olacak Şimdi hep birlikte patiğimizin bu kenar bölümündeki haroşamızı larımızı tamamlayalım gelelim ardından patiğimizin tabanına geçeceğiz Evet hanımlar patiğimi bu kenarlarındaki haroşalarımı ördüm geldim biri kırmızı biri lacivert biri krem biri lacivert toplamda 4 diş haroşamız oldu şimdi tabanımıza geçeceğiz öncelikle burundan itibaren tabanımızı kesmeye başlayacağız öncelikle hanımlar şu an ön yüzdeyim bu ilk şişimizdeki 42 ilmeğimiz var bu ilmeklerimizi öncelikle örmemiz gerekiyor yine normal haroşa yani düz olarak Öreceğiz hanımlar bu şekilde Bu ilk şişimizdeki ilmeklerimizi örelim gelelim Evet hanımlar bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm burun kısmına geldim burun kısmında 7 ilmeğimiz vardı Buradaki 7 ilmeğimi de öreceğim burada 15 ilmek olana kadar hanımlar Yanlardan ilmekler alacağız önce 7 ilmeğimi ördüm Sonra hemen yan taraftan da bir ilmek örerek ortaya ekliyorum ortada 8 ilmeğimiz oldu Ilmek aldıktan sonra geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda oluyor ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Orta kısımdaki 8 ilmeğimi öncelikle öreceğim. Şu 8. ilmeği ardından şişimden yine bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek aldıktan sonra yine geri döndüm. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki 9 ilmeğimi öncelikle öreceğim. şu 9. ilmeği ve şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim ortada bu defa 10 ilmeğimiz oldu ilmek aldıktan sonra tekrar geri dönüyorum İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım şimdi ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim ve şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekliyorum ortadaki ilmek sayımız 11 oldu geri dönüyorum hanımlar Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 11 ilmeğimi öreceğim. 11. ilmeğimi de ördüm. Yine şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim. Orta kısımda 12 ilmek oldu. Sonra yine geri döndüm. Tekrar ipim karşıda. Orta kısımdaki 12 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Ve şişimden bir adet ilmek örerek yine ortaya ekledim ortada 13 ilmek oldu dediğim gibi 15 ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz hanımlar yine geri döndüm İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım ortadaki 13 ilmeğimi örüyorum Yine şişimden bir ilmeği örerek yine ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 14 oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 14 ilmeğimi öncelikle öreceğim. Ve şişimden bir adet ilmeği örerek yine orta kısma ekliyorum. Ortadaki ilmek sayımız 15 oldu. Tekrar geri döndük. Artık hanımlar patiğimizin şu tabanı 15 ilmek üzerinden örülecek. Kesimler yapmaya başlayacağız artık. Bu aşamada yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. O tabanda 15 ilmeğimiz vardı hanımlar. Öncelikle tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi öreceğim. 15. de kesim yapacağız çünkü. Bakın 14 ilmek ördüm. Tabanımızda son bir ilmek kaldı. Bu sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 15 ilmek üzerinden taban bu şekilde kesiliyor kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan 14 ilmek öreceğim. Yani tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu yani 15. ilmeği örerken yan şişimizden de bir ilmek alacağız ve ikisini keseceğiz. Bakın 15. ve sonuncu ilmeğim. Şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. Kesimden sonra yine geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son bir ilmek kalana kadar öreceğim tabanımda. Hanımlar patiğimizin tabanı 15 ilmek üzerinden bu şekilde yapılacak. 14 ilmek öreceğiz. 15. ilmekte şişimizden de bakın bir ilmek alıyoruz. ikisini keserek örüyoruz. Kesimden sonra yine geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrardan son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın tabanımda yine son bir ilmeğim kaldı. Şişimden de bir ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Şimdi geri döneceğiz hanımlar kesimden sonra bu şekilde tabanımızı örmeye devam edeceğiz. 15 ilmek üzerinden yapacağız. Biz bu kesme işlemini sağ ve sol taraftaki şu ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanımızda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar patiğimin tabanını 15 ilmek olarak ördüm geldim. Şimdi sadece tabanımda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Şimdi 15 ilmekle patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz. Yani tam olarak şu bölümü. Yapacağımız işlem şu. Yine ipimiz karşıda. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Hanımlar şu şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek. Bakın son iki ilmeğim. İkisini birlikte keserek örüyorum. Şişimde 15 ilmeğim vardı. Kesim yaptım. 14 kaldı. Yanlardaki kenar ilmek yerlerine gireceğiz. Bakın ilk e, krem kenar ilmek yerim var. Krem kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğim oldu. İlmek aldıktan sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan <laughs> son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Arka bölümde hanımlar yapacağımız işlem bu. Bakın son iki ilmeğimi keserek örüyorum. Hanımlar şu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyorum, ön yüzde çıkartıyorum. Karşıda krem kenar ilmek yerine girip ilmek çıkartmıştık. Burada da bakın krem kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Buralarda ip geçişi olduğu için biraz sıkı bu sağ kenarımız. İlmeğimi çıkarttım. Tekrardan ilmeklerimi öreceğim son iki ilmek kalana kadar. Arkada hanımlar patiğimizin bu arka bölümünde son iki ilmek kalana kadar örüyoruz. Son iki ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın yine son iki ilmeğimi kestim ve sıradaki lacivert kenar ilmek yerim var. Buraya girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum yine. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son iki ilmek kaldı. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Sağ kenarda ön yüzden daha rahat ilmek çıkartabiliyorum. Burada da lacivert kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Karşılıklı olarak eşit aynı yerlerden ilmekler çıkartalım ki patiğimizin arkası eşit bir şekilde örülsün. Hanımlar patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu. Tekrardan son iki ilmeğimi kalana kadar örüyorum. Bakın yine son iki ilmeğimi kestim. Bu defa kırmızı kenar ilmek yerine geldim. Kırmızıya girerek bir adet ilmek çıkartıyorum. Hanımlar biz bu işleme bakın şurada son kenar ilmek yerine kadar bakın şu bitiş yerine gelene kadar biz bu işleme devam edeceğiz. Patiğimizin arkasını bu şekilde öreceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin arka bölümünü sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü bu şekilde ördüm geldim. Şimdi 15 ilmeğim kaldı yine. Şimdi bu ilmeklerimizi yine ikişer ikişer toplayarak keseceğiz hanımlar. Artık kesimimizi yapıyoruz. Patiğimizin arka bölümünü de bitirmiş olduk. İlmeklerimizi çok sıkmayalım hanımlar. Orta halli bir kesim yapalım. Dilerseniz tığ ile de kesim yapabilirsiniz hanımlar. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa tığ ile de şöyle oluyor. Hatta ben tığ ile daha rahat çalışıyorum. Bakın ilmeklerimi İkişer ikişer topluyorum sonuncu ilmeğimi de yine kestim bu aşamada kenarda şurada tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak bunu buraya düzlüyorum bir tane de şöyle sıkı bir zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum hemen bu ipimizi gizleyelim hanımlar patiğimizi normalde bitirdik ben bir de kenar yaptım patiğime dileyen böyle sadece de kullanabilir ama kenar da çok güzel gösteriyor patiği hem kenarlarımız daha sıkı oluyor daha dik duruyor güzel oluyor şu şekilde Hemen kenar oyamızı göstereyim. İki sıradan oluşan bir kenar oyamız var. İlk sırasında krem, ikinci sırasında da kırmızı ipimizi kullanacağız. Hemen krem ipimi şöyle hazırlıyorum. Krem ipimi ile hanımlar şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Hemen kesim yaptığımız yere şöyle batarak şuraya önce bu ilmeğimi sabitliyorum. Şöyle sabitliyorum. İlk sıramızda hanımlar sık iğne yapacağız. Hemen öndeki sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek sık iğnemi yapıyorum. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine giriyoruz. Hanımlar gevşek bir sık iğne yapalım. Bakın tığımdaki ilmeğim gevşek. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyorum. Bakın gevşekliği görüyorsunuz. İlmekleri topluyorum. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Kenar oyamızın ilk sırası böyle. Hanımlar patiğimizin çevresini bu şekilde ilk başladığımız yere kadar buraya kadar yani böyle sık iğne yöntemi ile yapalım gelelim. Evet hanımlar ilk başladığım yere kadar bu şekilde patiğimin çevresini sık iğne ile dolandım geldim. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen krem ipimin ucunu bu arka bölüme gizleyeceğim. Sonra kırmızı ile kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız şöyle krem ilmek aralarına girerek şöyle ipimizin ucunu bir güzel gizleyeceğim ya sonradan bu ipler böyle ayağa girdikten sonra çıkınca hoş bir görüntü olmaz bu nedenle iplerimizi gizlemeyi unutmayalım şimdi de krem, kırmızı ipimi hazırladım şöyle bu defa da kırmızı ipim ile şöyle bir tane ilmek oluşturacağım şekil bitirdiğimiz yerden şöyle kırmızı ilmeğimizi buraya sabitliyoruz. Bu defa da ters sık iğne yapacağız. Yani geri geri gideceğiz hanımlar. Bakın bir gerideki krem sık iğnenin içine girerek bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki krem kenar ilmek e, sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Kenar ayağımızın ikinci sırasında ters sık iğne yöntemini kullanıyoruz hanımlar. Geri geri gidiyoruz. Bakın bir gerideki sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Yapacağımız işlem bu. Bakın bir geriye girdim, ilmek çıkarttım ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu hanımlar görüntümüz şeklimiz bu. Şimdi e, ilk başladığımız yere kadar bu şekilde patiğimizin çevresini buraya gelene kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar kırmızı ile kenar oyamı da bu şekilde tamamladım. İlk başladığım yere kadar yaptım. Yine buraya da bir tane zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum artık. Yine kırmızı ipimizi de gizleyelim. Patiğimizi bir bütün olarak birlikte bakalım. Şöyle kırmızı ilmek aralarına şöyle girerek kırmızı ipimin ucunu da bir güzel şöyle gizliyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu hanımlar. Çok gösterişli bir patik. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Evet tamamladık patiğimizi. Şöyle bakalım. Duruşu itibariyle hanımlar şöyle hemen düzelteyim. Bakın patiğimiz böyle. Görüntüsü bu. Haroşa örgü olduğu için bakın. Çok esnek ayağı rahat olur. Bir de manken ayağıma giydirip öyle göstereyim hanımlar sizlere. Çünkü ayakta bu, bu tarz modeller kendini çok daha iyi güzel gösteriyor. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Videoyu buraya kadar da izlediyseniz bir beğeni ve bir yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Desteklerinizi benden esirgemeyin lütfen. Evet. Patiğimizi şöyle güzelce giydirdim. Ayağımıza bakın. Duruşumuz bu. Ayaktaki duruş patiğimizin kenarlarımız. Şu şekilde patiğimizin tabanı. Hatta şöyle bir rahatlatayım patiğe plastik olduğu için manken ayaklar evet patiğimiz böyle tabanımız topuğumuz yandan duruşu diğer yandan duruşumuz bu şekilde evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik umarım sizlere faydalı hoş bir video olmuştur yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın